Mesela Ogeday için. Ogeday? Ya bilmiyorum şimdi. Hani Ogeday'ın e, Nisa ile bir arkadaşlığı var, bir yakın arkadaşlığı var. Şimdi bu takıma gönüllere Nisa da gelecek. Şimdi Nisa geldiği zaman oradaki dengeler ne olur? E, Nisa ne kadar olumlu veya olumsuz etkiler. E, Nisa nerede yaralı? Şimdi Nisa şu an tedavi altında. Geldiği zaman bir bakacak. Anam ada karışmış. Ne olmuş? Bu? Ne olmuş? İki tane bomba gibi grup var. Tabii ki. Nerede pozisyon alacak, kim ne olacak, nasıl hareket edecek falan. Yani Ogeday eğer e, bireysel olup kendiyle yarışırsa finali görme e, şansı en yüksek yarışmacı burada. Ama başka olaylara takılırsa mesela kendi senesinde Berna ile bir olayı var, evet. orada çok puan kaybetmişti. E, i̇şte onlar ona ders olduysa. O tepkileri vermezse şöyle bir duruşu vardı hiç unutmam o gideyim böyle Berna evet. aşağıda şöyle hani sana bir şey yapmıyorum ama sana üstten bakıyorum ve e, seni yok ederim gibi böyle bir duruşu vardı. Evet. E, o hareketlere gelecek olayların önünü baştan kesmeli. Bu yarışmada bireysel olup şampiyonla odaklanan yarışmacılar hep şampiyon olmuştur. Bakın bir geçmişe Turabi, abi Hilmi Cem Avatar Atakan Adem Kılıççı bugüne kadar bir farklı şampiyon var Cemal Can. Niye? Cemal, Cemal. O da insanlığıyla çok herkese geçti. Hı. Adama ilk mikrofonu verdi Acun abi. Ama bizi kırmayın bak, dedi. Şeydi, Tabii ki. Yani ama... iyiydi mesela Nisa ile çok iyiydi falan ama ben Nisa'nın gelişi Ogeda'yı etkileyeceğini düşünmüyorum. Mesela artık Ogeda'yı da hani kendi senesinde şampiyon oldu. Arkadaşlıklarından dolayı onu aşağıya çeken arkadaşlıklar yaşadı ama onlar gittiğinde mesela çıkış yakaladığının bence o da farkında. Yani bu kadar emek verdikten sonra sanki o Geday'da daha bir durgunluk ve hedefe kitlenmişlik Benim de var. Benim bahsettiğim denge şu. Diyelim ki Nisa geldi. O Geday ile burada iyi arkadaşlıkla devam ettiler. Ama Nisa bir yandan Yasin'le iyi. Ama o gözlemledi ve Yasin'le iyi değil. Nisa yüzünden arada bir köprü oluşması zorunda ve o zaman Ogeday'la ile Yasin, Yasin'den dolayı Evrim ve Berna ile Ogeday ne yapacak falan. Anlatabildim mi? Bayağı. Yani bak. <laughs> Matemati zaman, <laughs> Bilim, matematik, ya şu zaman... matematik yaptın şu an. Düşündüğün zaman Bence bu takımdaki bütün dengeleri değiştirecek yarışmacı şu an Dominik'te hastanede yatıyor. Evet. Çıktığı zaman da geldiği zaman da herhalde ülkelere gelecek. Nisa bu, bu adayı e, şekillendirecek. Damla sana bir sorum var. Şimdi gönülleri konuştuk, gruplaşma, işte üçgen piramit falan filan. Ünlülerde piramid sence durumlar ne? Şimdi çünkü kadınlar ve erkekler olarak sanki hafif bir kutuplaşma başladı gibi ama altta da daha sanki ortalık karışacak gibi mi? Ne düşünüyorsun? Sanki e, ünlüler takımı biraz daha sakin ilerliyor. Her ne kadar dokunulmazlığı kaybetseler, içlerinden birilerini yazmak zorunda kalsalar bile daha sakinler. Daha böyle bir planlı ilerliyorlarmış gibi. Çünkü gönüllüler şu an iki tane dokunulmazlığı kaybetseler ve iki kişiyi göndermiş olsalar daha büyük bir böyle gruplaşma olacaktı. Daha büyük kavgalar olacaktı. Sanki böyle herkes daha sessiz, sakin, hani olayların daha bilincinde olan bir ünlüler takımı var. Ama bundan sonrası için ne olur yani tam kestiremiyorum. Her an herkese her şey çıkabilir. Çünkü mesela Nagihan orada her an patlamaya hazır bir bomba gibi duran bir Nagihan var. Hani kimseye hakkını yedirmeyecek olan ve orayı herkese zindan edecek bir Nagihan var. Onun dışında Birsen'in dönüşü. Eğer Birsen bu potadan çıkarsa Birsen döndüğünde acaba arkadaşlarına karşı nasıl davranacak? En önemli soru bence bu. Onun dışında arkadaşlar yani, dediği zaten e, çok yakın olmadık kişiler yazdı onu. Bence artık kimseyle böyle yakın olmak istemeyecek ve oyunlarda da hani bir tahammülün olmaz bir saniye ben çıkacağım gibi bir ağırlığını koymak isteyecektir bir sende çünkü baktım ben sessizim herkes benim üstüme geliyor beni yazıyor bak ben böyle e, ünlüler takımının yumuşak karnı gibi görünüyorum hani öyle durmayayım deyip de belki. Feray Survivor şimdi başlıyor dedi ya. Bence orada çok önemli bir şey söyledim. Ben öyle düşünüyorum. Yani dönüşü muhteşem olabilir. Ya Eğer ona, dönerse. Orada herkes diyor ya. 10 kere miyorsun? aynı kişi diye. Survivor benim için şimdi başlıyor. Her potaya girdiğinde her yarışmış söyle. Artık o şey gibi oldu. Eğer elenmezsen Belli klasik olur. bak oturacaklar böyle. Acun abi şimdi e, şeyde söz verecek çarşamba günü dört tane adaya. Diyecek ki her biri söz verecek. İşte valla beklemiyordum. Aday oldum. Sürgün adasına da gittim. Ama eğer burada kalırsam Acun abi Survivor benim için esas şimdi başlıyor. Bak bunu dört yarışmacının en az ikisi söyleyecek. Bu bir klasiktir yani. Herkes umut satar. Kendini besler böyle. Ama döndüğü zaman yine e, benzer ilişkiler devam edecek. Ne olacak? Bir sen erkeklere mesafe koyacak. Bu yüzden kadın erkek kutuplaşması olacak. Kadınlar birbiriyle daha çok geçirecek. Erkekler zaten iyi anlaşıyor. Her hafta ünlülerde bir ünlü bir kadın eşit oylarda 6'ya 5, 5'e 6 böyle aday çıkacaklar. Yani... Yünlər takımdaki matematik o şekilde oturacak. Ama daha sakin, sanki olaylar daha az olacak ama biz daha çok gönüllerin tartışmalarını izleyecekmişiz gibi geliyor bana da.